Arkadaşlar merhaba, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'yla devam ediyoruz çalışmaya. Genel amaçlara baktığımızda Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bütün fertlerine saygılı, beden, zihin ve ahlak olarak yerinde, ilgili ilgisi, istibdatı ve kabiliyeti geliştirerek yerinde olan öğrenciler, kişilerin hayata kazanmak ve onları hazırlamaktır Milli Eğitim Temel Kanunu'nun amacı. Temel ilkelerine baktığımızda öncelikle genellik ve eşitlik var milli eğitimde. Ferdin ve toplum ihtiyaçları gözetilir. Fert ve toplum olarak da yöneltme yapılır. Eğitim hakkı herkese tanınır. Fırsat ve imkan eşitliği verilir eğitim hakkı tanındığı için. Eğitimin süreklilik olduğu, ilk öğretimde zorunlu olduğu ve yaşam boyu devam ettiği devam eder. Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. Demokrasi eğitimi içerisinde verilir. Laiktir, bilimseldir ve planlılık çerçevesinde yürütülür. Eğitim karma olarak devam eder ve kampüslerle okul ailenin işbirliği içerisinde yürütülür. Eğitim her yerde devam eder. Şimdi sistemin genel yapısına baktığımızda örgün ve yaygın eğitim kurumları var. Örgün eğitimler okul öncesi ilk öğretim okulları, yüksek öğretim okullarını kapsar. Yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında ve dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümü olarak karşımıza çıkıyor. Bizi asıl ilgilendiren kısım bu kanunun üçüncü kısmı, yani öğretmenlik. Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilir. Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır. Hizmet bölge ve ihtiyaçlara göre bu bölgeler arası yer değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir. Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okulları açılır ve hizmet içinde yetiştirmeleri maksadıyla kurslar ve seminerler düzenlenir. Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak isteyenler aylıklı ve aylıksız izinle ayrılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır. Konutlar okul binaları ile birlikte planlanır ve yapılır. Öğretmenler yaz tatili içerisinde aralıksız 2 ay izinlidirler. Bu 2 aylık izinde dokunulmadan kalan tatil zamanları yönetmelikle belirleyecek meslekle ilgili çalışmaya katılmakla yükümlüdürler. Burada rehber öğretmen istisnaları var biliyorsunuz tercih döneminde, ama rehber öğretmenin ayı 1 aydan az olamaz tatili demiş. Okul yapıları ve taşınmazlarında her derece türdeki eğitim kurumuna ait bina ve tesis çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca planlanır ve yapılır. Vatandaşların devletin azami imkanlarının kullanılmasına her türlü yardımdan yararlanır ve yardımlar teşviklenir, değerlendirilir, ödüllendirilir. Eğitim araç gereçlerinin sağlamak Milli Eğitim'in görevidir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç gereçlerinin gelişen eğitim teknolojisi ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliştirmek konusunda yükümlüdür. Okullarda okutulacak kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nca personeli tarafından belirlenir ve okullara ücretsiz olarak dağıtılır. Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verecek ödülün ödeme usul ve esasları ile miktarı yönetmelikçe belirlenir. Yürütme, gözetim ve denetimde eğitim öğretim hizmetlerinin bu kanun hükmüne göre devlet adına yürütülmesinin gözetim ve denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Askeri maksatla çalışacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetlerinde bulunamaz. Türkiye'de ilköğretim okulu, lise ve denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Bahsedilen yine bu bütün kanunda Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.